zamanlar amcam derdi ki, rahmetli Rıza amcam, bir şair naat yazmamışsa adam olmamıştır. Benim de üniversite birinci sınıftan itibaren artık dergilerde şiirlerim yayınlanmaya başladı. Ben bir naat yazmalıyım. Çünkü yoksa adam olmayacağım ben. O günlerde başladı. 90 yılına kadar devam etti bu. Yazamadım. 50'nin üzerinde naatı inceledim. Belki 50'nin üzerinde denemeler yaptım. Hepsine Yağmur adını verdim. Benim naatım ismi Yağmur'du zaten. Yani o köy odasında şekillenmişti. Bir otobüs biletinin arkasında ortaya çıktı. Neden? 10 yıl Yağmur, Yağmur, Yağmur diyorsunuz ama bir şey yazamıyorsunuz. 90 yılına geldiğinde artık ben şiir yazmayı bırakayım çünkü naat yazamıyorum dedi. Tam böyle bırakmayı düşündüğüm zamanlarda Cenab-ı Hak yol açtı önümde. İstanbul'dan Erzurum'a dönüyorum. Bir filmin galasına davet edilmiştim. Üniversitede öğretim üyesiyim. Otobüsün camından dışarı bakıyorum. O zaman da İstanbul'da Topkapı'daydı gar. Trafikten dolayı böyle tıkış tıkış olur. 4-5 saat kaldık. İniyorum, geliyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Otobüs bir türlü hareket etmiyor. Yağmur yağdı, camlar puslu. Gölgeler gidip geliyor camlarda, silüetler. Kendi kendime bir anda dedim ki, nereye gidiyor bu insanlar? Otobüsün kapısından baktım. Herkes bir yerlere gidip geliyor. Koşuşturuyorlar yağmur altında. Gidip geliyorlar. Okçular Tepesi'ne gitti aklım. Yani Hazreti Peygamber buradan ayrılmayın dediği halde niye terk ettiniz dedim bunlara. Niye gidiyorsunuz? Onlar hepsi ashab, mübarek insanlar, yıldızlar. Ama böyle sanki onlara bir sitem ettim ya orada dursaydınız diye. Abdülhamit Han'a gitti aklım bir anda. Onu böyle tahtından indirmek üzere, azletmek üzere gidenlere sitem ettim. Bazılarına kızdım, haykırdım. Siz niye onu indiriyorsunuz ya? Osmanlı yıkılmasın diye uğraşıyor. Siz Osmanlı'yı yıkmak için tahtından indiriyorsunuz. Osmanlı ondan sonra çöktü, yıkıldı zaten. Böyle bir hal içerisinde kendime sordum. Sen nereye gidiyorsun? Bileti çıkardım arkasına. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül. Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü diye yazdım. Sonra dedim ki Allah'ım ben herhalde bir şey yazmaya başladım. Bir halin içerisine girdim. Bu bir naat mı acaba falan diye. Onu böyle sıkıştırdım göğsüne. Otobüs hareket etti. Gidiyoruz gidiyoruz. Ben unutmuyorum. Ona böyle arada bir bakıyorum bakıyorum. Oh ya Rabbim diyor, ben bir şey yazmaya başladım. Çünkü mısralar zorluyor beni artık. Eve gittim, kapıyı çaldım. Eşim açtı kapıyı. İki çocuğum var. Eşime dedim ki bir şey yazmaya başladım ama ne olduğunu da tam bilmiyorum. Biraz sıkıntılı bir haldeyim. İçim çok dolu. Bu süre içerisinde bu bitene kadar bana tahammül eder misin? Tabii ki dedi. Sen yaz yeter ki. 40 metrekare bir evdeyiz. Lojman. Asistan lojmanı. Küçücük iki tane oda. Dedim ki şu odada ben bununla uğraşırken sen çocuklara bu odada sahip ol, olur mu? Konsantrasyonumu bozarlar. Allah razı olsun. 3 ay gerçekten o odadan çocukları sokmadı içeri. Ama günler bitmiyor. O da merakla bekliyor. Ben geliyorum, odaya kapanıyorum. Yemek yiyorum, odaya kapanıyor. Duvarla konuşuyor. Bütün bir tarih. Hazreti Adem'den bugüne kadar. Bütün bir kainat, bütün dünya, bütün bir muhasebe içerisinde o duvarlarla konuştum. Ve benim ufkuma hücum ettiler. Ve sonra mısralar dökülmeye başlandı. Var edenin adıyla insanlığa inen nur diye başladı ve devam etti şiir. O 3 ay içerisinde derslere gidiyorum. Arkadaşlarıma merhaba diyorum, Allahaısmarladık deyip ayrılıyorum. Oysa benim sosyal hayatım çok zengindir. Yani insanlarla bir araya gelirim, fıkralar anlatırım, kurgular yaparım, şakalar yaparım. Azıcık yüzüm dökülük olsa sorarlar zaten sana ne oldu diye. Arkadaşlar demişler ki bu hasta oldu. Bunu doktora götürmemiz lazım. Bir doktor, psikiyatrist arkadaşımız var Erzurum'da. Ona gitmişler, o demiş ki mutlaka bir problem var. Böyle olmaz bir insan birdenbire. Depresyondadır, alın getirin. Geliyorlar diyorlar ki, ya hastaneye gidelim, bir arkadaş var, rahatsız, görelim, beni mahsusen oraya götürme. Sonra gideriz arkadaşlar, selam söyleyin, asmaladık, ben çekip gidiyorum. Gitmiş anlatmışlar, getiremiyoruz demişler. Demiş ki tamam, bu kesin rahatsız. Çünkü gelmek istemez zaten. Takip edin, omuzları düşerse, omuzlarının düştüğünü anladığınız an yakalayın getirin. Çünkü artık tedavi olması lazım. Şimdi bunlar beni takip etmeye başladılar. 3 ay bitti, şiir bitti. Bugünkü haliyle hiçbir şey değişmemiştir. Yani harf değişmemiştir. O adanın nasıl çıktıysa öyledir o şiir. Aldım gittim arkadaşları topladım. Yüksek lisans ders odası var. Dedim ki arkadaşlar hakkınızı helal edin.
Böyle bir hal oldu. Ben garip bir şekilde bir odaya kapandım ve bir şiir yazdım Yağmur adında. Bir naat yazmak nasip oldu Efendimiz'e anlatan. Bir mutlu oldular. Sonra şiiri okudum. Gözleri doldu hepsinin. Sonra gittim Horasan'a. Peygamberimizin bir torunu, mübarek bir zat var. Muhammed Zeki Bayram diye. Sahih bir peygamber torunu, zarif bir insan, mübarek bir insan. Hiç ona şiir okumamıştım. Size bir şiir okuyacağım dedim. Oku dedi. Şiiri baştan sona okudum. İşte şimdi adam olmuşsun dedi. Ben böyle duygulandım, ağladım. Dedim ki amcamla konuştunuz mu? Hayır dedi. Neden dedi? Çünkü o böyle derdi. Bilmem oğlum amcanın ne dediğini. Ama bu şiiri yazan adam olmuş demektir dedi. Onun için dedim dedi. Ben böyle bir garip duygular içerisinde Erzurum'a döndüm. Yağmur böyle oldu işte, böyle yazıldı.